Efendim şimdi konuğumuz olacak. Yine çok önemli bir konuyu masaya yatıralım istiyoruz. Otomobil aşırı artan fiyatlar nedeniyle artık erişilemez bir hale geldi. Hem sıfır araç bulunmuyor hem de ikinci elde fiyatlar oldukça yüksek. Bu konuyu değerlendirelim istiyoruz. Konuğumuz İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Naim Çetintürk. Naim Bey hoş geldiniz. Merhabalar uyandım, hoş bulduk. Şimdi biraz önce de söyledim, o yüzden bir kez daha tekrar edelim. Ne oluyor? Korkunç bir duruma geldi otomobil fiyatlarındaki bu artış. Zaten sıfırdan bahsetmiyorum, onu bulamıyoruz. Ama ikinci el niye bu şekilde? Ne olacak? Bu saatten sonra sizin öngörünüz nedir piyasayla ilgili? Yani düşer mi, sabit mi kalır? Yoksa daha da mı astronomik rakamlara yükselir? Ne dersiniz? Öncelikle son kısmı isterseniz başlayalım. Genelde fiyatlar düşer mi sorusu çok fazla gündeme geliyor. Açıkçası otomobil fiyatlarının belirlenmesinde temel unsur 0 kilometre seviyeleri. 0 kilometre aracın fiyatını da belirleyen 3 tane temel unsur var. Bunlardan bir tanesi döviz kuru, bir tanesi aracın üzerine daha sonradan eklenen vergilendirme ve o ülkedeki, o ekonomideki aslında enflasyon oranı. Biz uzunca bir süredir aslında bunlarda bir geri çekilme olmadığı için dövizde özellikle son 2-3 yıldır yaşadığımız artışlar nedeniyle otomobil fiyatlarının hep yükseliş trendi içerisinde olduğunu gördük. Önümüzdeki süreçte de aslında baktığımızda fiyatların daha stabil, döviz rakamlarının daha stabil hale gelmesi, şu anki rakamların belki düşmesi değil ama fiyatların benzer seviyelerde devam etmesi anlamına gelebilir. Tabii ya, düşmesi burada hayal mi artık? Yani hayal diye ifade etmek belki çok olası değil ama en azından fiyatların düşebilmesi için dövizin geri çekilmesi söz konusu olmalı. Veya ÖTV tarafındaki zaman zaman baremler, belki biraz ondan da konuşuruz. Baremlerde belirli değişiklikler yapılarak araçların vergi dilimlerinin daha aşağı kademelere, aşağı baremlere inmesi ancak bunu beraberinde getirebilir. Dövizdeki artışın ya da dövizdeki şu anki seviyelerin daha yukarı çıkması, ekonomistlerin genelde ifade ettiği seviyeler açısından bakıldığı zaman bir geri geliş pek olası görülmediği için otomobil fiyatlarında aslında bu bağlamda çok fiyatların düşmesi belki değil ama en azından daha stabil halde devam etmesi için önümüzde bir zaman dilimi olabilir gibi gözüküyor. Peki Naim Bey, ben şunu da özellikle merak ediyorum. Şimdi tamam, bir yükseliş olmalı. Çünkü her konuda bir yükseliş var zaten. Konutta var, işte gıdada var, her yerde var. Haliyle otomobilde de olacak tabii ki. Ama bu kadar yükselişi nasıl görüyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim size, etrafımda pek çok araç alım satımı yapan yerler var, arkadaşlar var. Bazen piyasayı konuşuyoruz onlarla. Konuştuğumuzda diyorlar ki ya bir hafta önce sattığımız araç bir hafta sonra o kadar yüksek bir mevla ile karşımıza çıkıyor ki, yani bunu nasıl tolere edecek bu sistem, nasıl olacak, ya da araç sıkıntısı mı yaşanıyor şu anda, niye böyle bir problemle biz karşı karşıyayız, sizden deneyelim mi? Araç bulmakla ilgili aslında temel problem araçların var olmaması değil. Nihai satış rakamlarına baktığımız zaman biz bu yıl neredeyse her ay, ki Haziran ayında son 10 yılın en yüksek satış rakamını gördük ki Temmuz'da benzer şekilde kapanacak gibi gözüküyor. Aslında araç var, ancak araçların daha ziyade bir yatırım aracı olması, daha doğrusu buna dönüşmüş olması nedeniyle belki sadece kullanım amacıyla değil, bunu alım satım yapmak amacıyla bireylerin, hatta farklı esnaf gruplarının, asıl mesleği otomobil alım satımı olmayan kişilerin birden fazla araç alması nedeniyle bu durumu yaşıyoruz. Dolayısıyla sıfır kilometre araç bulamadığımız zaman, örneğin bir kişi bir takvim yılı içerisinde bakıyorsunuz 8-10 araç alıp satmış. Neden? Çünkü alıyor, az önce ifade ettiğiniz gibi beklentisi birkaç hafta içerisinde bu aracın fiyatı muhtemelen artacak. Dolayısıyla ben de bundan bir gelir kazanacağım. Tabii buradaki unsur da aslında elindeki parayı koruyabilmek, artırabilmek. Alternatif yatırım araçlarına baktığınız zaman, finansal yatırım enstrümanlarına baktığınız zaman, ifade ettiğiniz gibi ev ve otomobil son dönemde çok fazla ön plana çıktığı için biraz daha gerek bireylerin gerek iş sahiplerinin burayı daha fazla tercih ettiğini görüyoruz. Bu durum neye sebebiyet veriyor? Araç bulunamadığı için bu sefer vatandaşlarımız da diyor ki sıfırı bulamıyoruz. Hatta bazen bayiler sıfır kilometre konusunda işte farklı taleplerde bulunabiliyorlar. Aracı fiyatın üzerinde, aksesuar paketi, işte koruma paketi gibi çeşitli unsurlarla fiyatlarını artırarak satış fiyatının, liste fiyatının üzerinde satıyorlar. Vatandaşlar da ya bari gidelim ikinci el araç satın alalım düşüncesi içerisinde bir yatırım yapma ya da bir araç alma beklentisine giriyor. Bu durumda ister istemez ikinci el tarafındaki piyasa dengesini bozuyor.
ama son dönemde aslında izleyicilerimizin de farkında olduğu muhtemelen şekilde bununla ilgili de aslında çalışmalar da yapılıyor. Çünkü bu artık ikinci el fiyatının sıfır kilometre araç fiyatının üzerine geçti. Çıkması gibi piyasayı maalesef çok dengesiz bir noktaya getiren bir hale dönüşmüştü. Ama Temmuz ayı sonrasında da aslında sıfır satışlarında, yani Merkez Bankası'nın aldığı son kararlar, otomotiv kredisindeki buna bağlı olarak artış, finansal yatırım enstrümanlarının biraz daha cazip hale gelmeye başlaması, aslında yavaş yavaş ve bakanlık tarafından alınan kararlar, burada ilan fiyatlarının denetlenmesi ve buna yönelik bazı yaptırımların yüksek 300 bin liraya kadar ulaşan para cezalarının uygulanmaya başlaması, buradaki aslında dengeyi biraz daha, yani buradaki biraz daha tansiyonu yavaş yavaş düşürmeye başladı gibi gözüküyor. Biz bunu ilanlara baktığımız zaman, ikinci el ilanlarına baktığımız zaman da görüyoruz. Ben ilan sayılarının artmaya başladığını gözlemliyorum. Bunun sebebi şu: normal şartlar altında siz bir aracı ikinci el olarak ilana koyduğunuz zaman daha hızlı satılırken, şu an satılamadığını, dolayısıyla ilan sayılarının artmaya başladığını görüyoruz. Yani ilanlar hemen satışa dönüşüp kapanmıyor. Yaklaşık olarak burada da bir %20 civarında aslında, ikinci el piyasasını kastederek bunu söylüyorum, %20'ler civarında bir gerileme, bir daralma söz konusu. Peki, özellikle vatandaşlarımızdan gelen bir soru var. Bunu size yöneltmek isteriz. Ya, diyorlar ki bu fiyatları kim artırıyor? Yani burada bir manipülasyon durumu var mı? Nasıl artıyor? Birbirlerini görerek mi bu şekilde artırıyorlar? Yoksa gerçekten piyasa, hani araçların malzemesi gereği ya da işte enflasyon gereği mi bu şekilde artıyor? Nasıl oluyor? Bu durumu ikinci el piyasası için evet söylemek mümkün. Bir manipülatif aslında, ya da olması gereken üzerinde rakam seviyelerinden bahsedebiliriz. Sıfır tarafı liste fiyatı, yani resmi bayilerin liste fiyatları, satış fiyatları açısından bu bağlamda değil. Çünkü orada araç fiyatı döviz kuru üzerinden aracın fabrika çıkış fiyatı, onun üzerine eklenen ÖTV ve onun üzerine eklenen KDV ile birlikte bir satış fiyatına dönüşerek ortaya konuluyor. Ama ikinci el tarafında maalesef burada satıcıların ya da araç sahiplerinin beklentilerinin biraz fiyatın üzerinde, yani piyasa fiyatının üzerinde olması durumu, bunun da sıfır kilometre araçların çok fazla bulunamamasıyla ilgili bir aslında gerekçesi olduğunu söylemek mümkün. Burada şöyle örnekleri gördük. Örneğin sosyal medyada işte yayın yapan ve kendi aracını daha yüksek fiyata satabilmek için işte birkaç farklı sanal ilanlar oluşturan, yani aynı aracın farklı görselleriyle oluşturulmuş daha yüksek fiyat baremi belirleyebilmek için birkaç farklı sanal ilan oluşturdu. Aslında öyle bir ilan, öyle bir araba yok ama tamamen fiyatı yüksek seviyede gösterebilmek ve kendi aracını da o yüksek seviyeden satabilmek için böyle bir uygulama yapan mesela kullanıcılar olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla bu aslında ilan fiyatlarına vatandaşlarımız da bakarak kendi araçlarının satış fiyatını belirlediği için buradaki maalesef bu tip davranışlar, bu tip hareketler, sıfır kilometre fiyatın üzerine daha yüksek bir seviye konarak ikinci elde satış yapılmasının beklentisi, ister istemez haksız olarak, manipülatif olarak, hani moda tabiriyle diyelim, balon fiyat dediğimiz aslında bir durumu da maalesef beraberinde getiriyor. Aslında piyasadaki fiyatlamanın bu noktaya gelmesinin temel sebebi bu. Ama şunu da ben vatandaşlarımıza ifade etmek isterim. Özellikle bir aracın, örnek vermek gerekirse 2-3 yaşında bir aracın sıfır kilometre bayi fiyatının üzerinde eğer bir ilanı görüyorlarsa, bu aracı almayı düşünmesinler, tercih etmesinler. Çünkü eğer o satıcı bu sıfır kilometrenin üzerinde bir fiyatla bunu satabiliyorsa, bunu başarabiliyorsa, yani alıcı bunu talep edip bu alışı gerçekleştiriyorsa, doğal olarak satanlar da böyle fiyatları koymaya devam edecektir. Dolayısıyla burada birazcık aslında tüketicinin de bilinçli davranma konusunda elinden geldiğince, tabii ki kimseyi burada eleştirmek de çok söz konusu değil. Çünkü herkes elindeki birikiminin değerini mümkün olabildiğince koruma gayretinde. Ama bu tip durumları da yani rasyonel alışveriş yapmak çok daha piyasanın da bu dinamiklerinin bozulmasının önüne geçmek adına faydalı olacaktır. Peki, şimdi biraz önce Naim Bey söylediniz ya, bazı özellikle yapılan yöntemlerle birlikte biraz olsun belki sektörde rahatlama olabilir piyasada. Ama şunu sormak istiyorum, bunun kalıcı bir çözümü var mı? Evet, bunlar belki yaraya merhem olabilecek ama kalıcı bir çözüm ve ya da şöyle sorayım, kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede çözüm ne öngörüyorsunuz?
Kısa vadedeki çözüm aslında zaten bakanlık tarafından bunun sıkı bir şekilde denetlenmesi ve özellikle ikinci elde bahsettiğimiz bu manipülatif ilanların, ki 0 kilometre tarafında da işte bayilerin el altından araç satmak için ekstra para talep etmesi, örneğin aracın fiyatını aksesuar ekleyerek veya işte koruma paketi ekleyerek liste fiyatın üzerinde satması gibi durumlar var. 0 kilometre tarafında faturalar incelenerek bu durum zaten rahatlıkla ortaya çıkabiliyor. Ama asıl problem ikinci elde. İkinci el tarafında da dediğim gibi kısa vadede buradaki ilanlar çok sıkı bir şekilde takip altına alınabilir. Daha önce benim ifade ettiğim bir aslında önerme vardı. Bakanlığın da zannediyorum bununla ilgili bir çalışması varmış. Neticede Oya Hanım şunu ifade etmek lazım. Bireylerin bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 araç satma durumu var. Biz zaman zaman eşi, çocuğu gibi farklı yakın arkadaşları gibi tanıdığı insanlar üzerinden bu sayının 8, 10, 15'e kadar çıktığını Evet. duyabiliyoruz, görebiliyoruz. Maalesef. Ama burada aslında noter sistemi üzerinden bir alış satış var. Bankacılık sistemi üzerinden de eğer bu araç ücretlerinin ödenmesi, yani bu sistemin entegre bir hale getirilmesi mümkün olursa, herkesin yaptığı işlemlerin takip edilmesi ve dolayısıyla burada bir gerçekten binek amaçlı araç mı alınıyor, yoksa hızlı bir şekilde alım satım amacıyla mı yapılıyor? Bunu anlamak mümkün olur. İlanlardan şöyle çarpıcı bir örnek vermek isterim. Tabii. Bir hafta önce satın alınmıştır diye ifadeyle yani bakıyoruz işte Temmuz ayının başında ilana konmuş bir araç, sahibinden satılan bir araç bu ve araç sahibi ilanın altında diyor ki araç işte Haziran ayının son haftası satın alınmıştır. Yani belli ki bu araç kullanım amacıyla alınmamış, belli ki bu araç al sat yapmak ve oradan para kazanmak amacıyla alınmış. Bu aracın alındığı tarih, satan kişinin üzerine işlendiği tarih, yani ruhsatın çıktığı tarih belli. Eğer bu araç çok kısa bir süre içerisinde yeniden satılıyorsa bunun takip edilmesi Peki. mümkün. Dolayısıyla bunun önüne geçmek de imkanlı, olanaklı olabilecektir. Yani aslında birçok şey denetimden geçiyor. Denetime tabi tutulursa, sıkı bir denetim yapılırsa belki de en azından bu manipülatif olayların önüne geçilmesi konusunda daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Naim Bey bizimle olduğunuz için, katkılarınız için. Efendim İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Çetin Türk konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.